Sizden özür dilerim. Kocanızın bir yıldır beraber olduğu kişi benim. Evli olduğunu yeni öğrendim. Yemin ederim bilmiyordum. Ondan ayrılmak istediğimde bana bunu yaptı. Sizden çok özür dilerim. Yaşadıysan yaşadın. Artık yanımızdasın ya. Göreceksin. Baban da seni affedecek. Yalvarırım beni affet. Yaptığım hiçbir şey doğru değil. Ne olur beni affet. Baba! Baba beni affetmen lazım. Beni öldüren bir erkek de sen olma baba. Ben seni bu evden kendi ellerimle uğurlamak istedim. Benim onurumla, şerefimle oynadın. Seni nasıl affedebilirim ki ben? Başım öneydim ben. Kandırıldım baba. Sana yemin ediyorum ki kandırıldım. Baba. Baba sen beni bu evden ellerinle uğurlayacaksın. Ama sana yalvarırım. Yalvarırım baba, bağışla kızını ne olur.
saate kadar oradayım. Hay Allah ya. Hadi kızım biraz çabuk ol, inşaatta geç kalacağım. Dur baba, bir rahat dursan olacak. Vay 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 vay. Bu renk ne de yakıştı bana ben. Ha, değil mi? Demek ki bundan sonra kızımın diktiği takımları giyeceğim ben. Evet. Ne öyle? Bir sürü para saçıyorsun gardırobuna. Vallahi doğru söylüyorsun. Dur tamam bak kendi diktiğini kendin yırtacaksın şimdi. Kızım inşaatta geç kalacağım hadi. Baba. Ne? Yemek sözünü unutuyorsun hanım. Tamam inşaatta gidelim oradan gideceğiz. Marangozlar sorun çıkarmış. Çıkarayım ceketi. Çıkar. İğnelerine dikkat et ama. İlk başta iğne çıkaracaksın. Tamam. Pantolon düşüyor dur. Merak etme fazla sürmez. Ya baba hadi çok acıktım. Ahşaplar ıslak. Bir haftadır yağmur yağıyor. Hayır ahşap ıslak değil. Ben şefimi dinlerim arkadaşım. Bu ahşaplarla bu iskeleyi kurmam. Kardeşim sen bu şantiyenin bir günlük maliyeti kaç para biliyor musun? Bizi boşu boşuna oyalıyorsun. Ne oluyor Harun? Efendim bir haftadır yağmur yağıyor. Ahşaplar sırılsıklam. Harun Bey ısrarla iskeleyi kurun diyor. Ben bu iskeleyi kurmam diyorum. Abartıyorlar patron. Yok öyle bir şey. Ben baktım bütün ahşaplar içeride ve hepsi kum. Bakın bakalım kuru mu? Ben burada kimsenin hayatını tehlikeye atamam. Benden bu malzemeyle iskele kurmamı istiyorsanız kendiniz yaparsınız. Efendim ahşaplar hala ıslak. Bir kişiyi bile taşıyacak durumda değil. Sen kimsin? İskender ben efendim. Bu ekibin şefiyim. Alo Erol. Mahvolduk Leyla, mahvolduk. Neden, ne oldu? Marangoz kaçtı. Nasıl kaçtı ya? Onu görürsem sorarım nasıl kaçtığını. Ya mağazayı açmamız lazım, bir hafta sonra oturmuş burada rafları tek başıma çakıyorum. Resmen adamın işini yapayım derken bir de parmağımı kırdım. İmdat Leyla, imdat. Tamam dur panik yapma, tamam hallederiz. Don't let me forget. Cold winter's dream. Falling in love is a strange feeling. If I could tell you that you were the one, I lost myself inside you. Just can't be undone. Call me, I love you forever. Ya kızım koskoca binayı bitirdiler. Böyle küçücük işleri aylar oldu hala bitiremediler. Böyle angari işlerden nefret ediyorum. Merak etme. Babam beni elemanı gönderecek söz verdi. Ama adam biraz asabiyim. Şöyle sakın üstüne falan gideyim değil mi ha? Bir marangozdan dayak yemediğim kalmıştı zaten. Hadi gel. Bir kişi mi gönderdiler şimdi? Bir kişi mi yapacak bunca işi? İş nerede? Hoş geldiniz. Bu tarafta ama bir çay içseydik önce. Usta vardı ama o bizi terk etti yani. Çok da fazla bir iş yok aslında. Hani neden onu gidersiniz? Ne yapıyorsunuz? İki gündür onunla konuşuyorum ben. Alçıpanlar iyi. Önce bunları düzeltmek lazım. Ne? Alçıpanı kırmayın. Ben nereden bulacağım şimdi alçıpanı? Allah'ım. Ne
İyi misin? İyiyim. Bu kadar kalemi ne yapıyorsun? Satıyor musun? Ben kalemlerimi hep unuturum da. Araban var mı? Yok. Ben buradan otobüsle giderim. Yani geçiyordur herhalde buradan. Geçiyordur değil mi buradan? Ya yolda kar yağarsa? Sopayla insanlara mı vuruyorsun? İnsanlara neden vuruyorsun? Özür dilerim. Neden? Geçen sefer sana bağırdığım için. Tamam tamam susuyorum. Sebe konuşmuyorsun zaten. I love you forever. Battaniye kalabilir. Sağ ol. Çaylar yine soğuk mu lan? Abi sıracılardan zor kurtardım çayları. Yıldız gibi yapmışsın. Abi biz semaver mi alsaydık? Oğlum her seferinde aynı şeyi söylüyorsun. Bir semaver alamadı şuraya. Abi ne yapayım cebimden göreyim. Allah kahretsin gitti torba. Ya oğlum madem taşıyamıyorsun ne giriyorsun bu kadar yükün altına ya? Patrona ne söyleyeceğim şimdi ben? Doğru dürüst para da vermiyor ya. Teşekkür ederim. Al bakalım, al bakalım. Hayran mı içeceğiz burada ya? Şişirir davul gibi yapar kızım. Kola içseydik bari. Ne be? Yok kola bitmiş. İç işte ayrılığını bir zahmet. Nereden biliyorsun buraya geleceklerini? Biliyorum her akşam buraya geliyorlar çünkü. Ay benim çişim geldi. E git tuvalete. Deli misin be gider miyim ben burada tuvalete? Doğru doğru tut tut. Ya Leyla nereden getirdin bizi buraya ya? Ne be? Ama konuştuğunuz an. Susun be. Adana isteyeceğim. Adana erken çıkar. Şşt. Bir tane yuvarları var. Bunlar mı? Allah açım abi ya. Baksana kokusu buraya geliyor. Abi ya yap bize şimdi yüzeye. Hiç. Of. Gözlüğü niye takıyorsun ya? Şampiyonu yaptırdık. Cemil abi bardaklar. Şşt. Lan yine rakı mı içeceksiniz? Ne içelim Kamil abi? Şalgam mı içelim? Aslında şalgam da fena olmaz ha. Kızım bunlar bildiğin amele. Abicim şuraya bir baksanıza ya. Oğlum bunlar gelir miydi lan buraya? Bana bakıyor lan. Sana ne baksın? Gülümsüyor lan. Oğlum ne gülümsemesi ya? Sütten kestin lan kızı. Ne alakası var? Evet ne yiyoruz beyler? Abicim bana bir acılı Adana. Sen abicim? 1,5. Sen abi? Sen bana köfte at. Bir ses hap lütfen. Hemen geliyor ablacığım. Sen de mi buradaydın?
Biz de buranın köftesi güzel diye onu yemeye geldik. Ya iyi oldu aslında seni gördüğüm. Ben sana teşekkür etmek istiyordum. Senin battaniyelerin bende kaldı. Battaniye mi? Vaktiniz varsa buyurun. Beyler. Yakışıklı. Ne zaman gelip isteyeceksin bizim kızı? O evlenmez o. Çok parası var onun. Para biriktiriyor. Salak. Patronun kızı bu. Bir dakika gidelim. Dur. Nereye gidiyorsun ya? Ay, doğru. Şunlara bak canım. Ay gözlerim yaşardı. Ben içmem. Eğer bunu içersen sevgili oluruz. Peki ya içmezsen? Ömür boyu iki yabancı oluruz. Dışarıdaki karavan ne? Ben yıllarca onda yaşadım. Şimdi bozuldu. Tamir edince yine geçeceğim. Hmm. Ne yapıyorsun sen? Şişt, bir şey yazıyorum. Bir şey yazıyorsun. Ne yazıyorsun? Söyleme. Bu ne? Ya İskender ne o? Ya ver onu bana. Ya İskender neydi o? Hiçbir şey. Ya. Bu kim? Deden mi? Ustam. Marangozluktan öğrendiysem ondan öğrendim. Başka fotoğrafın yok mu? Yok. Çocukluk fotoğrafın da mı yok? Yok. Ben böyle doğdum. Ya saçmalama, insanlar böyle doğar mı hiç? Ben doğdum. Nerelisin sen? Biliyor musun benim babam İzmirli, annem Trabzonlu. Ha. Ben Karadeniz yemeklerini çok severim. Muhlama biliyor musun? Ya bir tek onu bilmiyorum ama başka hepsini biliyorum. Bir de ben çok güzel Karadeniz türküsü söylerim. Sen Karadeniz türküsü. Söyle. Utanırım, söyleyemem. Hadi kendin söyledin, hadi söyle. Ya hayır. Hem böyle söyle deyince söyleyemem ki. Peki. Ama gülmeyeceksin, tamam mı? Tamam, söz gülmeyeceğim. Biz arkadaşlarla balıkçılık yaparız. Balık satarken ekmek parası davasına söylediğim bir şarkı var. Sizin gibi hanımlara beylere göre değil. İsteriz, isteriz. Madem o kadar çok istiyorsunuz o şarkıyı söyleyeyim size. Günah benden gitti. Ey kız balık mı aldın da yoksa koca mı aldın? Ey kız balık mı aldın da yoksa koca mı aldın? Kör müydü gözlerin? Oh, oh mini kız. Onu gece mi aldın, onu gece mi aldın? Bu koku ne?
Ne sürdün? Neden? Bilmem. Bana çocukluğumu hatırlattı. Tam tanımlayamadım ama huzurlu bir şey. Berber sürt. Artık beni hatırlatırsın. Sen yârim idun, sevdum idun, söz vermiştuk ölümüne, sen benim idun. Alnımıza yazıldı yar, bu kara yazı. Söz vermiştuk, tutamadık biz sözümüzü. Dilerim ki beni hiç unutmayasın. Ölene kadar hep benim yârim olasın. Bin tane mağaza var, gidip niye almıyorsun 3-5 ceketi diye adamı? Konu mankeni yaptın beni burada. Yerol bir sus Allah aşkına ya. Başım ağrılar soktum. Kızım biraz hızlı gitmiyor musun? Niye ya? Her zamanki hızım işte. Dur az kaldı. Ya onu demiyorum, bu İskender'le diyorum. Hem ben zaten sizi hiç anlamıyorum. Ne buluyorsunuz bu tip azmanlarda? Sen anlamazsın Erol'cum. Aptal. Zevksiz. Adı ne? Kimin adı baba? Seni böyle şebek gibi yapan adımın adı. Yok öyle bir şey baba. Bizimle ne zaman tanıştıracaksın? Henüz o aşamada değiliz baba. Yani sana ve ailemiz uygun biri değil mi yoksa? Yok öyle şey olur mu baba? Ne iş yapıyor? Mimar. Mimar? Ben de inşaat işçisi falan zannetmiştim. Defne, iyi misin? Ya ne saçmalıyorsun sen? Ne yani, babamla hiç tanışmayacak mısın? Ben seni tanıyorum, yetmez mi? Ben siz yaşayabilecek misin? Bu saate kadar yaşadım. Demek ki yaşayabiliyormuşum. Denemeden bilemezsin ki. Sanki 40 kere evlenmiş gibi konuşuyorsun. Evlenmediğini nereden biliyorsun? Ha? Hem zaten evlensek de sen beni terk edersin. Terk etmem. Ama sen ufaktan git istersen. Baban görmesin bizi böyle. Babam bugün inşaata gelmez. Ömür boyu mutluluk diye bir şey yok. Hadi ağlama. Sümüklü sulu göz. Babam da damadıyla tanışmak istiyor. Ne var bunda? Ya kızım deli misin? Ne evliliği? Beni düşürdüğün durumu hiç düşünmüyorsun değil mi? Hem bir genç kızın sevdiği adamla evlenmek istemesinin nesi kötü? Al bunu kullan. Hem tatlıya ulaşırsın hem de kendi kabuklarını kırarsın. Beni ürkütüyorsun. Ben mi seni ürkütüyorum? Kendine çok güveniyorsun. Hayat nasıl bir şey bilmiyorsun. Ben hayatım boyunca terk edildim. Sokaklarda büyüdüm. Diyelim ki evlendik. Sen de beni terk edersin. Ve ben bunu kaldıramam. Terk etmem. Tamam, ağlama. Baba?
Ne yaptığını sanıyorsun sen? Bu ne cesaret? Oğlum burası senin ekmek yediğin yer. Oldu mu şimdi? Ailenin haberi var mı? Konuşsana oğlum. Tanıştırdın mı ailenin kızımla? Biliyorlar mı bu durumu? Kızım senin dalga geçeceğin biri değil. Nerede yaşıyorsun sen? Kimsin? Nesin sen oğlum? Haklısınız efendim. Ben kızınıza hiçbir şey veremem. Git bunu ona da söyle. Kovuldun. Leyla. Daha dirençli olacak. Seni hiç terk etmeyeceğimi söylesem, beni sevebilir misin? İyi bari gel bir kese at hadi. Ya Dili. Çık duş alacağım ben. Yok sen o hakkını kaybettin. Tamam hadi gel tut elini. Oh. İyi miymiş? Ne yazıyorsun yine? Söylemem. Söyle. Ya söylemem. Bak boğarım seni söyle. Ya söylemeyeceğim işte. Kız söyle. Hadi söyle. Hayır. Bak boğarım seni. Ya söylemem. Bak boğarım seni. Boğarım seni. Çabuk çabuk. Ah İskender gel bak seni Hakkı Bey'le tanıştırayım. Kayınpederin çok bahsetti senden. Tanımak istedim ben de seni. Selim Bey'le anlaştık. Bungalovlardan oluşan bir tatil köyü yapıyoruz. İstenilir. Biliyordum. Süper benden. Aşkım benim çok sevindim.
Leyla, buraya gelip bir bakar mısın lütfen? Hemen geliyorum. Aşkım, hadi akşam görüşürüz. Çok öpüyorum. Bay bay. Ya İskender, kalk yatmışsın gene. Ya biraz daha uyuyayım ne olur. İskender, beni seviyor musun? Ne diyorsun kızım? Ne bu sabah sabah senin böyle keyfin yerinde? Ha? Ha? Deli. Ne gülüyorsun sen? Ne gülüyorsun? Gel buraya. Günaydın. Günaydın usta. Ha Cücü. Yağmur geliyor, şu malzemelerin üstünü ört. Tamam usta. Ne bakıyorsun oğlum? Bir şey yok usta. Ne gülüyorsunuz lan? Geç otursana şuraya ya. Ay iki saattir camlara yapıştı. Ay bacaklarında varis çıkacak. Kime diyorum Leyla? Ay iyice Leyla oldu bu. Çantamı çıkar bari. Korkma kapkaç falan olmaz burada. Ay yok unutuyorum zaten her yerde. Kalsın böyle omuzumda iyi böyle. İyi misin sen? Bilmem. Ya kolum uyuştu benim ya. Ha Zeynep sen benim kolumu bir ovar mısın? Aa, ovarım tabii canım. Ben yaparım da. Ve akşam eniştemiz seni böyle bir güzel bir yoğursun da sen bir kendine gel. Bak ya. Son zamanlarda bayıldınız mı? Başınızdan stresli bir olay geçti mi? Bende kansızlık var. Ara ara bayılırım hep. Çekinmeyin. Bu kayıtlar bizim için önemli. Evli bir adamla beraberdim. Ama evli olduğunu yeni öğrendim. O gün karısının evine gittim. Benim için çok zordu. Ondan özür diledim. Bilmesini istedim. Şu an yaşadıklarınız daha çok strese dayalı görülüyor. Stres herkeste başka biçimde ortaya çıkar. Ama siz yine de haftaya bir daha gelin. Bazı testler yapacağım. Buradan oraya afriyeti alacağız. Buradan usta, diğer yol. Şuradaki abla seni görmek istiyor.
Tamam İskender, sonra devam ederiz. Seni bir daha rahatsız etmeyeceğim söylemiştim ama bu son söz. Para ihtiyacım var. Başım belada. Eğer bulamazsam inan son çarem olması sana gelmezdi. Eğer bana yardım edersen giderim buralardan, bir daha gelmem söz. Salonumuz burası olsun. Tam buraya şömine de yapacağım. Kışın hem manzara seyreder hem de şöminemizi yakarız. Tam senin istediğin gibi. Salonumuzda kuzinemiz de olacak. Kestanelerde üstünde pişecek. Evet. Bak ne diyorum biliyor musun? Şurayı da misafirlere oda yapalım. Onlar da ormanı seyretsinler. Bu tarafta bahçe olur. Böyle domates, biber, patlıcan falan ekeriz. Birazı bostan olur ha. Ne dersin? Leyla. Burası yatak odamız olsun mu? Uyuması çok keyifli bir yer. Çok mu sevdin? Evet. Çok huzurlu. Teşekkür ederim. Niye? Beni çok mutlu ediyorsun. Senin de artık doğru düzgün bir evin olacak. Benim evim sensin. Yaşta onun yanında işe başladım. Bana hayatın bütün sertliklerini öğretti. Beni o büyüttü desem yeridir. Kızardı, döverdi. Yaşlı inatçı adamın tekiydi hep. Bana sevgiyle baktığını hiç hatırlamıyorum. Yanlış bir şey yaptığımda ellerime vururdu. Canımı çok yaktı. Ama ne öğrendiysem ondan öğrendim. Usta benim, ben İskender. Tanıdı mı lan? Sana karımı getirdim. Seninle tanışmak istedi de. Guri keri. İnsan evlendikten sonra mı getirir karısını? Hı. Gel yavrum. Gel kızım. Gel otur. Merhaba efendim. Leyla ben. Gel otur yavrum. Al bunu. Git adam akıllısın, parala. Hatlar ortaya çıksın. Koş, koş. Heh. İki tane de çay bardağı getir. Bardakları yerini biliyorsun. Ay. Bu bir gün marangoz olacak ama ben göremeyeceğim. Sen ne güzel kızsın öyle bakayım. Seni anasıyla tanıştırdı mı? Anlamadım. Kaynanan, kaynanan diyorum. Ona olan nefretini bir türlü içinden atamadı. Ona karılık yapacaksan onu bu nefretinden kurtar. Ben onu öldü biliyordum. Pek yaşıyor sayılmaz. Adı Zeliha Akdoğan. Onu tarla başındaki ucuz otellerden birinde bulabilirsin. Zeliha Akdoğan diye biri kalıyor mu otelinizde?
İyi misin? Bir şey mi oldu? O senin anne. Benim annem yok. O senin ailen İskender. Benim ailem sensin. O benim annem değil. Ailem hiç değil. Ona yardım etmelisin. Neden? Ben o parayı ikimiz için biriktirdim. Niye gidip beni sokağa atmış bir kadına vereyim? Sana ihtiyacı var. Benim de ona ihtiyacım vardı. İskender'in bırak! Kanıyor. Onu tanımıyorsun. Sen onu bırakamadın ama o beni 5 yaşta sokağa attı. Kimi savunduğunu bilmiyorsun. İskender elin kanıyor. İskender. Kendine zarar verme. Neden hiç ağlamam biliyor musun? O beni terk ettiğinde arkasından günlerce ağladı. O an hayat boyu bir daha ağlamayacağımı yemin ettim. O kadının bana neler çektirdiğini bilmiyorsun. Ben sadece içindeki nefreti dışarı atmanı istiyorum. Senin gönlünde kocaman bir saray var. Oraya herkes almışsın. Bir tek kendin dışarıda soğuktan titriyorsun. Eğer beni seviyorsan onu affet. Bana öfkelisin. Hayat öfkelisin. Ama benim de öfkelerim olduğunu unutuyorsun. Çocukluğunu kaybeden tek sen değilsin. Ben de çocukluğumu kaybettim. Seni doğurduğumda çocuktun. Aklım başımda değildi. Seni doğurduğum güne lanet olsun. Keşke hiç doğmasaydın. Hiç doğmasaydım. Beni bu halde mi görmeye geldin? Artık annen değilim. Defol. Kaç para lan borcu? Kaç para? 100.000. 100.
hafta sonra değil. Tek çocuk musunuz? Bir kız kardeşim var. Kaç yaşında? 19. 20'ydi galiba. Bazen karıştırabiliyorum. Bugünün tarihi ne? Aynı soruyu bir daha sorar mısın? Evinin yolunu kaybettiğin oldu mu hiç? Sık sık eşya kaybediyor musun? Ne haber Erol? Erol, iyi misin? O geldi. Uzun zaman oldu. Peki. Ben başlayayım. Boşandıktan sonra buralarda kalmanın anlamı yoktu. Uzun süre İstanbul'dan ayrı kaldım. Londra'daki şubedeydim. Beni tekrar geri çağırdıklarında bir tek şey için kabul ettim. Senden özür dilemek için. Bak, canını yaktığım için özür diliyorum. Aslında bayılmıştım. Kafanı çarpmıştı. Yine de seni strese soktuğum için çok suçluyum. Kadere bak. Ben boşandım. Sen de evlenmişsin. Ben her şeyi unuttum. Sadece işimizi yapalım. Bir şey mi arıyorsun yavrum? Yok. Sen mi yaptın bunları? Doktor sana ne söyledi? Hiç. Haftaya yine gel dedi. Doku ve kan testleriniz maalesef kötü çıktı. Yani? Beyin hücrelerinizde azalma tespit ettik. Anlayacağım bir dilde konuşun doktor bey. Kadasil. Yani demansın bir türü. Bunama diyebiliriz. Bunama mı? Ben daha 27 yaşındayım. Ne bunaması? Bu mümkün. Kadasil genç yaşta da görülebilir. Japonya'da 13 yaşında bir çocukta bile görüldü. Siz bu ender hastalardan birisiniz. Bana ne olacak? Yani tedavisi? Çalışıyor musunuz? Evet. İşi bırak. Yakında telefonlara bile bakamayacaksın. Çok kritik bir noktadasın. Peki ameliyat olsam düzelmez mi? Keşke mümkün olsa. Buna kendinizi hazırlamalısınız. Ara ara uyuşukluk hissetmen, şiddetli baş ağrıların, bayılman, unutkanlığın.
Hepsinin sebebi bu hastalık. Giyinmeyi, evinin yolunu, hatta en yakındakilerini bile unutacaksın. Bunlar daha da artacak. Yani fiziksel ölümden önce beyinsel ölüm başlayacak. Aşkım. Yine üstüme bir şeyler yazıyorsun ama sadece aşkımı yakalayabildim. Gerisini anlayamadım. İşten ayrılmamı ister misin? Sen nasıl istersen tatlım. Ayrıl tabii. Ben sana bakarım. Seni huzursuz eden bir şeyler mi var? Çocuk yapalım mı? Bilmem. Hiç düşünmedim. İyi misin? Yapsana. İyi. Bir şey. Sevişmek mi istiyorsun? Şey. Masaj. Dur sana sıcak su dolabını da getireyim. Sen bizi böyle et. Biz burada her gün lahmacun yemekten kabız olalım. Sen o sefer tasını gözümüze sor. Sus lan. Adamın karısı yemek yapmış oğlum. Oğlum sen de evlen senin dostun. Ya bir dakika beyler ya ben bıktım her gün lahmacun yemek. Alın abi istemiyorum. Ver abi ver. Biraz da ev yemeği yiyeceğim ya. Ver. Oh bak pilav çıktı. Ya, ötekinde de kesin kuru vardır ha. Soğan var mıydı bizde? Yok baba soğan gelmedi. Kuru pilav. Yok kuru değil. İkisi de pilav. Abi alayım ben lahmacunları. Ben vermem abi lahmacun. Ya. Ne oldu kabız olmuşsun? Doktor öldürürüm seni. Ne diyorsun sana? Emin misin? Delirdin mi be adam? Sana neden yalan söyleyeyim? İnanmıyorsan git istediğin doktora göster. Başka birinin dosyasıyla karıştırmış olabilirsin. Teşhisi yanlış koymuş olabilirsin. Ha? Hiçbir yanlışlık yok. Bırak yakamı. Sen ne diyorsun be adam? Bu kadar genç bir insanda bu hastalığın işi ne? Ne biçim doktorsun sen be? Kendine gel be adam. Ben bu hastalık yüzünden karımı kaybettim. Hayatımın yarısı bu hastalığı araştırmakla geçti. Bu gerçeği kabul etmen lazım. Öfken hiçbir şeyi değiştirmez. Olacak olanlara kendinizi de onu da hazırlamalısınız. Hastalık çok hızlı ilerleyecek. Sebep ben miyim? İşi bırakmana sebep ben miyim? Bakmana gerek yok. Güzel bir yere gidelim, bunları konuşalım. Aramızdaki bütün sorunları konuşmamız lazım.
Bak ben seninle 2 yıl öncesine dönmek istiyorum. 2 yıl öncesine mi? Evet. 2 yıl önce seninle tanışmıyorduk ki, ne diyorsun Mehmet? İnce görmelisin. Masada 16 tane kırmızı top olması lazım ama 15 tane var. Öğrendin mi? Neyi? Kafamın içinde bir silgi var. Her şeyi siliyor. Saçmalama, ne diyorsun sen Allah aşkına? Bir gün seni terk edeceğimi söylemiştin. Unutmamışsın. Nasıl unutabilirim? Sen söyledin. Yani beni terk mi ediyorsun? Ben değilim, aklım terk ediyor. Yakında hiçbir şey hatırlamayacağım. Çok korkuyorum. Ben ikimiz için de hatırlarım. Olmaz mı? Eğer hemen ayrılırsak çok acı çekmeyiz. Anılar gittikten sonra aşkın ne anlamı var ki? Bana iyi davranmana gerek yok. Çok yakında hiçbir şey hatırlamayacağım. Bırak beni İskender. Tamam. Şu topu şuraya sok, söz ayrılacağım seninle. Ben her zaman bileceğim. Ben de sevdiğin her şeyi kaybedeceğim İskender. Gözlerimi, gülüşümü, ruhumu. Seni tanımayacağım. Anılarımı hatırlamayacağım. Senin kim olduğunu bile bilmeyeceğim. Ben her zaman senin kim olduğunu bileceğim. Biz ne zaman evlendik? Şubat'ta. Kaçında?
8. Benim adım ne? İskender. Senin? Leyla. Dikkat et. Mutfaktan da uzak dur. Tamam mı? Tamam. Daha akşam eve erken gel. Neden? Dışarı mı çıkmak istiyorsun? Unuttun galiba. Bugün annenin doğum günü. Şu benim kafayı yemiş doktora bir de sen görün istersen ha. Tamam. Bunları unutmuşsun. Gelsin içeri. Yalnız mısın? Aç mısın? Yemek hazırlayayım mı sana? Ya sen niye benim kafamı karıştırıyorsun? Gel bir yerlere gidelim konuşalım. Otur konuşuruz. Ben bir kahve yapayım sana. Leyla. Bu ofiste olanlar neydi? Bak burada konuşmamız doğru olmaz. Evlisin, kocan gelecek, başını belaya sokacaksın. Kocam mı? Ben evli miyim? Mehmet beni yine terk edeceksin değil mi? Mehmet terk etme beni ne olur. Ya kızım ne yapıyorsun, delirdin mi? Senin adına sevindim. Kendini iyi hissediyor musun? Çok iyi.
Bize niye söylemedin? Bilmiyorum. Bilmenizi istemedi. Ne demek istemedi? O benim kızım. Benden mi sakladın? Selim. Onu alıp gideceğiz. Onu bırakmam. Sen neler yaşayacağını bilmiyorsun. Daha gençsin. Onu bize bırak. Git hayatını yaşa. Onun yeri burası. O benim karım. İskender, laf dinle. Bu seni aşar. Bunun altından kalkamazsın. Lütfen uzatmayın. Artık gitseniz iyi olur. Abla. Ne yapıyorsunuz burada? Leyla, Leyla kızım benim, annen aç kapıyı. Yavrum, kurban oldum, aç kapıyı. Leyla, güzel kızım benim, aç kapıyı, ne olur. Omzuna ne oldu? İskender beni de al içeriye. Leyla. Pencereleri çok büyük olsun, olur mu? İçeri bol bol ışık alsın. Sen istersin de olmaz mı? Hadi, hava çok soğudu. Seni eve götüreyim. Tamam. Mehmet. Seni seviyorum. Ben de seni. Ona huzur bulacağı ortamlar hazırlayın. Hastanın stresten uzak durması önemli. Nasıl hissettiğinizi biliyorum. Bunun sizi yenmesine izin vermeyin. İlk kaybolanlar son anılardır ama yavaş yavaş hepsi silinir. Bana eski sevgilisinin adıyla seslendi. Ve seni seviyorum dedi. Gerçekte kimi seviyor? Eski günlerine mi dönmek istiyor? Doğru mu? Bilmem. Onun sevgisini sen aldın. Ben değil. Ben de seni. Üzgünüm. Üzgünüm, hem de çok üzgünüm. Kalbini hiçbir zaman kırmak istemedim.
Allah'ım ben ne yaptım? Ben Leyla. Sadece İskender'i seviyorum. Şu an ağlıyor musun? Lütfen ağlama. Hiçbir zaman seni ağlarken acı içinde görmek istemedim. Sadece seni mutlu etmek istedim. Ama sonunda sana tüm verebildiğim acı oldu. İskender, aşkım, lütfen beni yanlış anlama. Ben sadece seni sevdim. Sadece seni düşündüm. Ve sadece seni hatırladım. Sana kalbimi göstermeyi ölümüne istedim. Korkarım şu an geri gelen anılarım yeniden kaybolacak. Ve sana söylemek istediğim o kadar çok şey var ki. Seni seviyorum ve üzgünüm. Çok üzgünüm. Unutkan olduğum için seninle tanıştım. Unutkan olduğum için seni terk ediyorum. Sen başıma gelen en güzel şeysin. Seni hatırlamama gerek yok. Sen benim bir parçamsın. Senin gibi kokar. Senin gibi güler. Senin gibi bakarım. Seni unutabilirim ama hiçbir şey seni içimden atamaz. Benim kalbim hep senin evin olacak. Ben ölünceye kadar orada yaşayacaksın. Ben seni nasıl unutabilirim ki? Beni sevdiğini hiç söylememiş olsan da kalbimin derinliklerinde sevdiğini biliyorum. Lütfen seni bıraktığım için beni affet. Çok zalimsin. Bana bir şans daha verseydin olmaz mıydı? Ne yapacağım ben şimdi? Yine yalnız. Anlayın. Boşanmayacağım ondan. Yalvarıyorum size, bana onun yerini söyleyin. İşin doğrusu bu. O bizim evladımız. Senden fazla bizim içimiz yanıyor. İkiniz için de doğrusu onu bize bırakman. Bak daha gençsin. Kendine başka hayat kur. Hadi git evine. Benim evim de hayatım da o. Eğer onu benden alırsanız boşluğa düşerim. Bir daha ayağa kalkamam. Onu Amerika'ya gönderdim. Orada uzun bir tedavi görecek. Unut onu. Git. Sen küçükken çok inatçı bir kızdın biliyor musun? Seni bir türlü dizginleyemiyordu. Bugünden çok korkuyordum ben. Ama zaman içerisinde baktım ki bana çok benziyorsun. Sen de benim gibi yapamaz dendiğinde inada bindiriyordun. O yüzden elimi üzerinden çekmedim. Ben senin babanım. Seni koruyamıyorsam, arkanda duramıyorsam benim babalığım mı kalır? Sen benim ilk çocuğumsun. O yüzden belki biz birbirimize çok düşkünüz. Sen çok dizlerinin üzerine düşerdin biliyor musun? Ondan sonra elinde mehremden gelirdin. Sen süreceksin baba diye. Sürdükten sonra da dakikalarca üfletirdin bana. Bir gece annenle bahçede otururken bir yıldız kaydığını görmüşsün. Babamın üstüne düşüyor diye ağlayıp durmuşsun. Ben o zaman Ankara'daydım. Anneni aradı. Ağlıyor dedi. İnat ediyor dedi. Yatmıyor dedi.
apar topar geldim. Gözlerin kan çanağı içindeydi. Evet, uyumamışsın. Yemek de yememişsin. Beni görünce bana baktın. Yanıma gelip o sulu gözlerinden bana bakıp o küçücük ellerinden yanağıma dokunup dudaklarını büke büke, baba gitme, gitme baba, gitme, gitme kızım, gitme, gitme kızım, gitme, gitme. Defne, iyi misin? Bir şey mi oldu? Onu görmen lazım İskender abi. Sana ihtiyacı var. O hiç gitmedi. Hep buradaydı. Babamın korkusundan gelip sana söyleyemedim. Geçen gün avucunun içinde buldum bu kağıdı. Sana yazmış ama yollamayı unutmuş. Sevgilim, bir tanem. Aklım beni yine terk etmeden sana yazmak istedim. Bugün daha iyiyim. Ya da ben öyle zannediyorum. Seninle tanıştığımız o döner kapı, bilardo salonu, bana anlattığın hikayeler, bakışın, kokun, öfken, her şeyin aklımda. Öfken demişken, onu kaybetme. O seni güçlü yapan tek şey. Beni merak etme. Kendine hoş birini bul ve mutlu ol. Sen bunu bilmezsin ama iyi bir kocaydın. Bunu biliyorum. Çünkü ben senin karındım. Buyurun beyefendi, yardımcı olayım. Nereye gidiyorsun kardeşim? Senle kardeşim nereye gidiyorsun? Thank you.
Seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Söyle. Söyle. Bak boğarım seni. Söyle. Ya söylemeyeceğim işte. Söyle. Hadi söyle. Hayır. Bak boğarım seni. Ya söyle. Bak boğarım seni. Boğarım seni. Söyle çabuk. Ölünceye kadar hep senin yanında olmak istiyorum. Bunu mu yazdın? Peki öldükten sonra?
Bırakmazsan gitmem. He. Hayalet olacaksın yani başıma. Kızım niye öyle korkunç şeyler yazıyorsun? Güzel şeyler gelmiyor mu aklına? Böyle çiçek, böcek, bağ, bahçe. Böyle şeyler yazsana. Yazarım. Yazı. Ha 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 ha.